Kapanış seremonisinde kapanış konuşmasını yapmak ve ardından plaketlerimizi sunmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Eyüp Karahan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar. Tabii yoğun iki günün ardından bu saatlerde konuşmak zor. Hepinizi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın selamlarını ve saygılarını iletiyorum hepinize. Böyle bir ortamda konuşmak ve arkadaşlarımın artık yorulduk ona göre konuştu uyarısıyla biraz daha zorlaştı tabii. Efendim İstanbul bir dünyanın merkezi. Yani tarihsel bir gelişimi var. Kadim bir medeniyet. Bu tarihi kent daha önce olduğu gibi gelecekte de dünyanın merkezi olmak zorunda. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımızın bütün çabaları da bu tarihi kenti yine gelecekte de bir finans merkezi olarak ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları da var. İstanbul'u gelecekte de bir finans merkezi olarak dizayn etmek, buna göre çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Bunu yaparken de İstanbul'umuzun büyük bir avantajı var. İstanbul, Doğu ve Batı arasında merkezi bir noktadayız. Ve finans merkezleri arasında da Doğu ve Batı arasındaki boşluğu doldurabilecek merkezi bir noktadır. Yani paranın yönü hep Batı'dan, son dönemlerde hep Batı'dan Doğu'ya doğru bir yönlendirilme akması var. Bu noktada İstanbul'un bir avantajı var. Biz Doğu ve Batı arasında insanların Doğu'da uyurken Batı'da ayakta olan insanların ya da Batı'da uyurken Doğu'da uyuyan insanlar varken biz İstanbul olarak hep ayaktayız. Yani biz hep mesaideyiz, hep çalışıyoruz. Sizler çalışıyorsunuz. Bu anlamda ciddi avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı geleceğe de taşımak istiyoruz. Genç, dinamik bir nüfusumuz var. Bir genç bir yapımız var. Az önce arkadaşlarımızla konuşmalar arasında da belirttiler. Biz sosyal medyayı, interneti çok yakinen takip eden, finans sektöründe de yakinen ilgilenen bir yapımız var. Bunu gelecekte de devam ettirmek istiyoruz. Ve İstanbul'un bu avantajlarını kullanmak istiyoruz. Yine İstanbul olarak bu tür kongrelere, bu tür zirvelere ev sahibi yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah bunları daha da desteklemeye devam edeceğiz. Daha ileriki zirvelerde de sizlere ev sahibi yapmaktan onur duyacağız. Ben tekrar başkanımızın selamlarını ileterek kısa bir şekilde kapanışı yapmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Karahan, çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstanbul Finans Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı Sayın Murat Yüle'yi de sahneye davet ediyorum. Tabii siz değerli izleyicilersiniz. Biraz evvel ben rakamları istedim. Toplam 1000'in üzerinde kayıt yapılmış zirveye. Tabii biz bunların hepsini göremiyoruz. Çünkü girişler, çıkışlar, bazen az sayıda oturuma katılanlar vesaire oluyor. Ama 1000'in üzerinde katılım, onun üzerinde ülkeden temsilciler olmuş. Bunların bir kısmını zaten gördünüz. 6. zirveye şimdiden herhalde bu zirveyi kapattıktan sonra hazırlanmaya başlayacağız. Onun temasını da yine ilk işimiz onun temasını bulmaya çalışmak olacak. Belediyemize, Sayın Başkanımıza ve biraz evvelki Genel Sekreterimize de bir atıf yaparak ben kapatmak istiyorum. Onun söylediği cümleyi biz burada genellikle açılışlarda hep söylüyoruz. Dünyanın merkezine hoş geldiniz diye. Geçen senelerde Dünya Bankası Başkan Yardımcısı bir Yunanlı arkadaşımız vardı, Dimitris. Ben böyle bir şey yaptıktan sonra dedi ki, tabii o da Yunanistan'dan geldiği için, evet biz de aynı şeyi söylüyoruz dedi. Ben bu şekilde bitiriyorum. Gelecek seneye hepinizi ve daha da çok misafirlerimizi bekliyoruz. Teşekkürler. Sayın Yüle'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Karahan, sizi bir kez daha sahneye alalım ve konuşmacılarımıza plaketlerimizi takdim edelim.
Sayın Furkan Ünal, siz de sahneye alabilir miyiz fotoğraf çekimi için? Değerli konuklarımız, sayın katılımcılarımız, değerli misafirlerimiz, vakit ayırdığınız için, bizimle burada İstanbul Finans Zirvesi 2014'te buluştuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. IFS 2015'te yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.